Şu anda öyle denk geldi. Özer Bey, böyleyim mi? No, stiamo lavorando bene, abbiamo fatto una settimana di buon lavoro, abbiamo fatto anche già due partite amichevoli, abbiamo fatte nei migliori modi, siamo qua per lavorare e cercare di migliorare. C'è una bella atmosfera, quindi speriamo di poter ricominciare meglio di come abbiamo finito. İyi çalışma, iyi çalışıyoruz, iyi çalışmaya başladık, iyi bir hafta geçirdik özellikle. Zaten iki tane hazırlık maçı yaptık bu süreçte. İkisi de gelişimimiz için bize önemli katkılar sağladı. Özellikle atmosfer takımda çok iyi şu an. Bu atmosferi devam edip ligde daha istediğimiz şekilde devam ettirmek isteyeceğiz. Takımdan ayrılan yerli oyuncular oldu. Tabii bir de üç Türk oynatma zorunluluğu var. Bu konuda ne yapmayı düşünüyor kalan sürede? Bir de sol bekte bir eksiklik var. Oraya nasıl bir çözüm üretecek? Una domanda che quelli giocatori che è andato via mister due cioè i turchi in realtà questi giocatori e c'è un regolamento di straniero in questo campionato dobbiamo mettere tre turchi al campo e c'è un buco al terzino sinistro tutti parlano questo che dobbiamo fare cioè questo. Ma sì, sono state fatte delle scelte. Scelta l'allenatore, scelta la società, abbiamo preso questa decisione. Dispiace per i giocatori che sono andati via, li ringraziamo per quello che hanno fatto in questa parte di campionato, però la vita va avanti, la squadra va avanti, abbiamo altre scelte, adesso magari siamo un po' a corti sul terzino sinistro, però c'è il mercato di gennaio dove potremmo cercare di prendere qualcuno, però abbiamo soluzioni nella squadra dove poter mettere comunque tre bravi turchi e cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Tabii bunlar hem benim hem de yönetimimizin tercih edildiği teknik gibi. Tabii ayrılan oyuncularımıza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz sezonun bu dönemine kadar. Ama bu bir tercihti. Biz de bu tercihimizi bundan yana kullandık. Tabii işte sol bek eksiğimiz var. Bunu da Ocak ayındaki transfer döneminde tamamlayacağız. Ama başka solüsyonlar da bulabiliriz kadromuzun içinde bu bölgeye. Ve 3 tane de iyi türkü bulacağız kadromuz içinde. Ve onlar da bu şansı kullanıp forma giyecekler. Transfer dönemi içinde henüz zaman var ama bu yönde sadece sol bek için değil farklı mevkiler için de bir çalışma var mı? Neler planlıyor ya da kadroda eksik gördüğü bir pozisyon var mı? Ce l'hai visto qualche mancanza per gli altri ruoli mister per mercato? Sì, no, stiamo cercando di vedere dove siamo un po' corto, che è un centrale difensivo e un terzino sinistro, poi per il resto siamo a posto, abbiamo una squadra competitiva, si sono aggiunti poi gli Aice e Feguli, quindi nella parte offensiva abbiamo giocatori in abbondanza. Vedremo cosa fare da qua a gennaio. Tabii yarışmacı bir takımız, daha da yarışmacı olmak için özellikle bir stoper, tabii daha eksik olduğumuz bölgeler için düşünüyoruz. Bir stoper ve bir sol bek zaten sizin de söylediğiniz gibi, bahsettiğimiz gibi. Tabii ucum olarak zaten yeterli bir kadroyumuz var. Üstüne Yayiç ve Feguli gibi iki hamle de geldi. Bu da iki önemli hamle olacak. Bunları söyleyebiliriz. Genel anlamda artık Süper Lig'i daha yakından tanıma şansı oldu. Uzun süredir burada çalışıyor diyebiliriz. Genel itibariyle Süper Lig'le ilgili gözlemleri neler? Beklentileriyle karşılaştıkları arasında bir fark var mı? Evet. Kanlı sorusuna ek olarak bulundukları yerden memnun mu? Cioè una domanda come in generale hanno fatto, siamo abituati tanto in questo campionato, adesso abbiamo giocato tante partite, quello di prima di venire qua e adesso che hai trovato, ce l'hai tante differenze che tu hai aspettato? Quello da lì, sì, vabbè, un po' di differenze ci sono, ci siamo un po' abituati al tipo di calcio di questo campionato, più o meno. Le squadre giocano nello stesso modo, cercano molto di ripartire, cercando di difendersi e di ripartire con giocatori veloci, quindi questa è un po' la sintesi di tante squadre. Abbiamo capito la lezione perché abbiamo preso tanti gol, quindi adesso cercheremo di allinearci un po' con gli altri e cercare di migliorare. Tabii ki de dediğiniz gibi alışma sürecinde bazı şeyleri daha iyi anladık ve daha iyi anladık ligdeki. Çünkü ligde genel bir belli bir savunma bekleyişi ve hızlı hücum taktiği var. Tabii biz de bunu aslında çok gol yiyerek bir şekilde anladık ve bunun üstüne de artık çalışıyoruz. Kendimizi buna daha çok adapte ettiğimizi söyleyebilirim bu dönemde. Sorunun ikinci kısmını da soracağım. Bir de alabilir miyim abi senin sorunu? Şu anda ligde konumdan memnunlar. Certo che siamo contenti quel posto che ci siamo nel campionato. No, non siamo contenti. Non siamo contenti perché potevamo fare di più, potevamo avere
molti più punti a nostro favore, però il calcio è questo, se siamo in questa posizione è perché abbiamo fatto degli errori, quindi siamo qua per lavorare, per migliorare, per cercare di far meglio nella seconda parte. Tabii ki de bu durumdan memnun değiliz. Daha iyisini de yapabilirdik aslında, puan olarak alabilirdik ama almadık. Demek ki burada hatalar da yaptık genel anlamda. Bunları düzeltip daha iyiye gitmek için de çalışıyoruz. Ve bunları da daha iyi bir şekilde ikinci yarıdaki bölgede tamamlayıp düzelteceğimize inanıyoruz. Spalletti dün Türkiye'de çalışan Pirlo, Montella ve Farioli gibi teknik direktörleri burada çalışma cesaretlerinden dolayı tebrik ettiğini söyledi. Bu konuda neler düşünüyorsun? Spalletti ha fatto un complimento per voi mister Te, Montella e Farioli perché siete troppo coraggiosi a lavorare in questo paese, cioè calcio turco. Che vuoi dire su questo commento? Ma no, l'ho incontrato l'altra sera, abbiamo parlato un po'. Però non bisogna essere coraggiosi, il lavoro ti può portare in qualsiasi parte del mondo se hai voglia di lavorare. Io ho deciso di venire qua perché era una bella opportunità in un paese nuovo dove volevo mettermi alla prova e sono contento di essere qua. Tabii sadece cesaretli olmak değil, çalışma isteği herkesin her yerde olması gereken bir durum. Bende de ve bizde de bu çalışma isteği var diyebilirim. Yeni bir yer keşfetmek, yeni bir yerde yeni bir maceraya atılmak, bunlar güzel iş. Ama dediğim gibi yani sadece bunu cesarete şey yapmamak gerekiyor. Tabii de burada çalışmaktan memnunum. Dünya Kupası ile ilgili bir değerlendirme almak istiyorum. Kendisi de kupa başlamadan önce Katar'a gitmişti. Orada yerinden gözlemler yaptı ve sürprizlerle dolu bir turnuva artık sona gelindi. Yarı final sonrasında finaller. Genel anlamda turnuvayı ve şu anki tabloyu nasıl değerlendiriyor? Favorisi kim? Certo che è arrivata una domanda del mondiale, come possiamo commentare al fine di questi giorni di mondiale? È certo che sei andato a Qatar per visitare anche quel paese, hai visto tanti dettagli in più, come possiamo commentare? Sì, no, sono stato tante volte in Qatar, anche negli anni scorsi in preparazione dei mondiali. È un paese in grande crescita che aspettava questo grande evento, mi sembra che stia andando tutto bene. Per quanto riguarda il mondiale, è un mondiale strano perché ci sono state tante sorprese, complimenti al Marocco che è la vera sorpresa del mondiale e comunque ci sono squadre forti, sono arrivate in semifinale quattro squadre forti e vedremo poi chi riuscirà ad alzare questa coppa. Tabii Katar kısmında, Katar'a ben geçmiş senelerde de gidiyordum, o hazırlık sürecini de biliyorum. Gelişen bir ülke, şu anda güzel gidiyor organizasyon, bunu da görmek tabii güzel. Öncelikle Dünya Kupası tabii de güzel gidiyor, sürprizlerle dolu gidiyor. Sizin dediğiniz gibi Fas'ı tebrik edelim, en büyük sürprizi şu ana kadar onlar yaptı, onların yaptığı işi tebrik ediyorum. Ve şu anda kalan zaten yarı finalistlerin de hepsi güçlü takımlar, diğer takımlarda beklenen takımlar, onlara da başarılar diliyorum. Ronaldo'yu da ben sormak istiyorum. Kişisel olarak da iyi bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Gelinen tabloda büyük bir eleştiri var aslında Ronaldo taraftarları tarafından. Kendisiyle hiç süreçle alakalı olarak görüşme şansı oldu. Certo che è arrivata una domanda di Cristiano Mister, ci sta una situazione molto complicata per lui, anche adesso sta fuori dal mondiale. Hai parlato con lui in questo periodo? Cioè di no, non ho parlato. Mi spiace che sia uscito dal mondiale perché era un grande obiettivo per lui chiudere con la Coppa, però il calcio è anche questo, ci sono vittorie e sconfitte, ma sicuramente saprà rialzarsi come ha fatto in tante altre volte. Tabii konuşmadım kendisiyle ama üzgünüm tabii onun için. Çünkü en büyük hedefiydi bir Dünya Kupası kazanarak kariyerini sonlandırmak. Ama futbolda maalesef hem yenilgi hem de kazanç var. Maalesef futbol bu ama tabii ki de onun için üzgünüm. Teşekkür ederim. Grazie mille.